protestolar ne getirir bunu konuşacağız. Konuğumuz olacak İrem Kıdemli uzmanı Mehmet Koç yayın konuğumuz. Sayın Koç, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Biz Haber Hattı'nda bir süredir konuşuyoruz. İran'daki protestoların nereye evrileceğini ve dalga dalga yayıldığını da gün be gün görüyoruz. Şimdi İran'da kadınlar ayakta, erkekler ayakta, herkes dışarıda ve bir protesto dönemi var. Siz ne dersiniz, ne istiyorlar ve bu protestolar beklenen sonucu getirir mi? Şimdi Sena Hanım, beklenen sonuç somut olarak aslında İran toplumunda tartışılan elitler arasında ahlak polisinin bu şehir içerisinde bayanlara yönelik uygulamalarına son vermesi. Yani bu hadiselerden sonra. Tabii çok kimse acaba devrim olur mu, rejim yıkılır mı tarzından böyle biraz uç sorular soruyorlar. Bu pek gerçekçi değil. Yani İran içeride sistem oldukça oturmuş durumda ve şehirler konusunda, şehirlerin üzerindeki hakimiyeti, toplum üzerindeki kontrol gücü bir hayli fazla. Dolayısıyla bir devrim olması söz konusu değil. Bir iç savaş veya bir kaos çıkması da mümkün değil. Ancak güvenlik güçleri de 2019'daki yöntemin aksine bu defa biraz daha yumuşak bir şekilde bu olayı kontrol altına almak ve daha az bir kayıpla durdurmak istiyorlar. Müdahalelerinden bunu anlıyoruz. Yoksa cuma gününden bu yana, aslında cuma namazından sonra başlamış olan rejim destekli, daha doğrusu rejimi destekleyen gösteriler de tertip ediliyordu. Dün akşam yine yapıldı benzeri. Bu yüzden bu protestoculara karşı rejim de kendi taraftarlarını sokaklara döküyor ve bu şekilde kontrol altına almaya çalışıyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesine ekstra. Güvenlik güçleri de dediğim gibi çok yoğun bir şiddet kullanmak istemiyorlar. Çünkü 2019'da yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla burada şu ana kadar ölü sayısının 40'larda 50'lerde duruyor olması aslında beklenen o sert müdahalenin gelmemesi ve farklı bir yöntemin tercih edilmiş olması. Ancak İran içerisindeki hem devlet yetkililer, müesses nizam yanları, yani hali hazırdaki politikaların arkasında olan güçler veya yine sistem içerisinde ancak ılımlı politik yaklaşımları olan aktörlerin arasındaki tartışmalara baktığımızda, İran'daki bu tesettür kanunun aslında 42 yıl önce çıkmış olduğu ve mevcut haliyle uygulanmasının mümkün olmadığı, zira bu haliyle uygulandığı takdirde şehrin %70-80'inin, yani daha doğrusu şehrin değil ama bayanların giyim kuşamından dolayı %70-80'inin mutlaka gözaltı alınması gerekiyor. Yani ikaz edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında sistemde aradan geçmiş 20-30 yıldan sonra bir esneklik göstermiş durumda. Yani İran'a gittiğimiz 90'ların ortalarında bu manzara yoktu. Yani bayanların giyim kuşamı ile ilgili çok daha tutucu ve kapalı bir durum vardı. Yani bayanların tesettüre daha çok riayet ettikleri bir toplum vardı karşımızda. Bugün onu bir hayli esnetmiş durumdalar. Tahran başta olmak üzere Sayın Koç, metropollerde veya şehir merkezlerinde İsterseniz bir sorumla gelin dilerseniz. Bayanlar bunu bir aile üzerinden atıyorlar. Evet, Buyurun. Şimdi Sayın Koç, dediniz ki bu esnemiş durumda ama görünen o ki sokaklarda kadınlar hala özgürlükleri için protestolar düzenliyorlar. Az önce gördük, Necefi'nin de görüntülerini, hayatını kaybetti genç kadın. Demek ki bu bahse konu ahlak polisliği ve onun getirdikleri esnese de yeterli değil o zaman İran toplumu için. Böyle mi görmek gerekiyor? Tabii ki Sena Hanım. Şimdi ben birkaç yayında yine söyledim. Altını tekrar çizeyim. İran'da devrim olduğunda nüfus 35 milyonken bugün 85 milyon. Yani 50 milyon insan 42 yaş altında. Ve öte taraftan okuma yazma oranı %45'lerden %95'lere ulaşmış durumda. Ve kırsal alanda, o günün koşullarında %76 kırsal alandayken bugün %75'i şehirlerde yaşayan bir toplum. Yani sosyoloji değişmiş, demografi değişmiş. Beklentiler, talepler, sorunlar değişmiş ve 20. yüzyılın son çeyreğiyle 21. yüzyılın bitmekte olan son çeyreği arasında derin uçurumlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla burada topyekun toplumun zaten böyle bir beklentisi var. Bayanların bilhassa onlara yönelen o sahadaki uygulama, sosyal medyaya yansıyan tartaklama olayları, arabadan atma olayları, bu zaten kamuoyunda bir
hoşnutsuzluk yaratmıştı. Yani Mehsa'nın ölümü, Mehsa Enini'nin ölümü artık bunu yani bardağı taşan son damla oldu. O birikmiş olan bir öfke dişe vurdu. Ancak bundan sonrası gerçekten merak edilen bir konu. Zira devlet bu çerçevede ahlak polisini halen daha bu şekilde tasdik etmeye devam ederse, tesettür olayına müdahil olmaya devam ederse bu olaylar daha da büyüyebilir. Yani daha farklı noktalara da evrilebilir. Ancak şu an ilk somut değişim şurada gözükebiliyor. Yani müdahale eden bayan polislerin bayan olması tamamen. Çünkü şimdiye kadar hem erkek hem bayan polisler müdahale ediyordu. Bunu en azından bu şekilde bir değişikliğe gidebilirler. Müdahalenin şekli değişebilir. Daha yumuşak bir uslup kullanılabilir. Çünkü gerçekten son 2-3 yıldır sürekli sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sürekli bu genç kızların tartaklanarak araçlara bindirilmesi, ondan sonra o eğitim dedikleri merkeze götürülmeleri, orada işte giyim kuşam bu şekilde olacaktır, bunun standartları vardır yönde bir eğitime tabi tutup sonra kayıtlara geçtikten sonra serbest bırakılması. Aslında Mehsa'nın ölümüyle ilgili yetkililer birçok açıklama yaptılar ama bu açıklamalar ikna edici olmadı. Sebebi de biraz önce bahsettiğim gibi 2-3 yıldır zaten bu genç bayanlara yönelik kamuoyuna yansıyan tartaklama ve şiddet olaylarıydı. Dolayısıyla beklenen bir şey. Yani insanlar Mehsa'nın ölümünün devlet tarafından veya gözaltını gerçekleştiren olan o memurların uygulamış olduğu şiddetten kaynaklandığı kanaati daha yaygın bir şekilde kabul görmüş oldu. Peki, göreceğiz bakalım bu kadınların başlattığı ayaklanmalar, protestolar nereye evrilecek? İrem Kıdemli uzmanı Mehmet Koç, çok teşekkürler katıldığınız için.